Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evimize ekmek götüremiyoruz diye bir şey yok. Konum olarak dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Şimdi bir şey dersem direkt beni içeri alırlar, onun için demeyeyim. Doğru söylemiş. Çok güzel doğru söylemiş. Bu ülkede Doğan, Şahin, Murat arabalar bitti. En kötü araba 150 milyar lira. Evet abi. Bir ayda 150 bin araç satılıyor. 40 bin araç satılıyor. Fakir olsa bu araç satılmaz. İmkanı yok diyor. İmkanı yok. Yalan söylüyor söyleyen. Evine ekmek götüremeyen yok mu? Yoktur abi. Herkes götürüyor. Burası Afrika değil ki. Antalya burası. Yani. Doğru. Sizde ne var abi araba? Araba bende de Doblo var. Premier. Ama 150 milyar değil. 100 milyar en kötü şartlarda. Şu anda 100 milyar. Evet, 60 milyar aldım, 100 milyar. Dünyanın yükselen ülkeleri arasında mıyız? Evet. Ne olarak? Her şey olarak. Mesela? Askerde olsun, bilmem nerede olsun, yükselen ülkeler arasında. Sanayi, ekonomi nasıl abi sence? Çok iyi. İyi miyiz abi? İyiyiz abi. Ekonomik olarak darlık yok. Yok. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir şey değil abi. Sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Onu o söylemedi ki. Devlet Bahçeli'nin sözü değil mi o? Yok. O askıda ekmek yaptı. Ha. Dünyanın en iyi konumda olan ülkelerinden birisiyiz. Yükselmekteyiz dedi. Büyümekteyiz dedi. Ekonomik olarak, sanayi olarak dedi. Türkiye'nin bence 800 milyar borcu var. Bunu bilmeyen yok. Evet. Dolar şu anda bu kadar yükseldi. Şu anda TL olarak şu anda dünyada 3 ülke hariç hepsinin aşağısındayız. Bak para değeri olarak Irak, Suriye, İran, onlardan bile şu anda karşında TL değer kaybetmiş durumda. Savaş halinde ülkelerin parası daha değerli mi bizden? Aynen öyle. Suriye'nin bile bizden şu anda değerli. Değer kaybetmiş. 2010 yılından 2020 yıl arasında bakarsan endeks olarak onlar bile TL'den daha değerli hale gelmiş ki biz... Evine ekmek götüremeyen var mı? Şu anda zannedersem 16-15 bin milyon, 13 milyon civarında şey var. Sosyal destek, yani yardım alan aile var. Bu ne demek? Demek ki şu anda geçinemeyen, devlet sosyal yardım etmese aç kalacak aileler var. Buna işsizleri de katarsan, üniversite bitirmiş işsizleri de katarsan, ya durumumuzun iyi olduğunu söylemek şu anda sadece şeydir. Popülist seçim söyleyebilir. Yani Cumhurbaşkanı bu gerçeği benim söylediğim dilimden çok hoşlanmaz. Seçim politik insanlar öyle derler yani, iyidir derler. İyi gözle bakmak istersen iyi dersin yani. Şu anda akşam yemek yiyeceğim, ekmeğim var diyorsan kendine iyi diyebilirsin. Bir de böyle bir toplumuz, tevekkül ediyoruz. Diyoruz ki kötünün en iyisiyiz. Ona da iyi diyenler var. Hangi amaçla söylüyor onun biraz benim gözlüğüm politik amaçlı bu. Sabah gazetesi, Akit, Yeni Şafak, A Haber okursak dünyanın en iyi ülkelerindeniz zaten. Aynen, sen benden daha iyi biliyorsun. Bunların şişirmesiyle şu anda iktidarın istediği şekilde konuşan medya öyle diyor. Onlar zaten yalakalık mı yapıyor? Biraz bu konuda toplumun çoğunluğu öyle. Yani çıkarı varsa o dilde konuşuyor. Bir de oradan besleniyorsa o dilde konuşur. Nemalanıyorsa orada. Aynı. Eyvallah. Teşekkürler. Güzel. Öyle olması güzel bir şey aslında. Doğru mu? Bana göre değil. Nasılsınız abi? Evine ekmek götüremeyen var mı ülkede? Muhakkak var ya. Olmaz mı ya? Çok var diyor. Bence çok var. Yarısında fazlası var. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmiyorlar mı? Yoksa kendisi mi görmezden geliyor? Tam anlamadım soruyu ama. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, evine ekmek götüremeyenler görmezden mi geliyor yoksa göstermiyorlar mı? Basın göstermiyor mu? Göstermiyor. Göstermiyorlar diyor. Bence göstermiyor. Büyüyen ülkeler arasına girdik mi? Sanmıyorum. Keşke girseydik. Sanmıyorum. Ama girmedik diyor. Girmedik. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yalan. Götüremeyen var mı? Evine ekmek götüremeyen var mı ülkede? Vardır, vardır. Yükselen ülkeler arasına girmişiz. Vallahi onu bilemem ben. Siz yükseldiniz mi ekonomik olarak? Yok. Yükselmedim. Niye? Yükselmedim. Yetmiyor. Aldığım maaşım yetmiyor.
Yetmesi lazım diyorlar. Yok, yetmiyor. Sigara içiyor, alkol içiyor yetiremeyenler diyorlar. Yok. Para pavyona gidiyor diyorlar. Hayır. Kesinlikle. Ne yaparsam yapayım yetmiyor mu diyorsun abi? Hayır yetmiyor. Yetmiyor abi. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 3 milyar 200 kusur maaş alıyorum. Yetmiyor. O bile yetmiyor diyorsun. Evet. Bir tane çocuk oku diyorum. Yetmiyor. Evet. Çocuğun masrafı zaten nereden baksan 1000-1500 lira. Evet. 1500 lirayı buluyor. Geri kalan da elektrik, su. Elektrik, su, telefon. Geçiyor. Boğaz bitiyor. Evet. Bitiyor. Çok teşekkür ederiz. Oldu. Sağ olun. Siz de sağ olun. Abi dışarıda da olduğu gibi görüyoruz hani... Evine ekmek götüremeyen insanlar cidden var yani, hani hiçbir işte çalışamayanlar, sürekli hani yolda karşımızda, her yerde karşımızda, yani dilencisi olsun, nasıl desem, sürekli böyle insanlar karşımıza çıkıyor yani, kendilerini acındırarak evlerine ekmek götürmeye çalışanlar var. Peki sanayi olarak, ekonomik olarak büyüdük mü? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki büyümekte olan bir ülkeyiz dedi. Abi, büyümekte olan bir ülke, öyle sözde öyleyiz abi ama özde öyle değiliz abi. Mesela dolara falan bakılırsa yani cebimizdeki 10 liranın büyük mü kalmadı abi? Cebimizdeki 10 liranın şu an 1 lira gibi büyük mü kaldı yani abi? Hiçbir şey alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz abi. Önceden 5 lirayla biz markete girdiğimizde bir poşeti dolduruyorduk. Şimdi 5 liraya bir parça bir şey alamıyoruz abi. Sakız alıp çıkarsın. Aynen. Yani bu şekilde abi. Sen bir ülkenin genci olarak gelecekten umutlu musun? Abi gelecekten pek şeyimiz yok yani hani... Belli başlı bir beklenti yok abi, çünkü ülkenin nereye gideceğine belli olmuyor abi. Bir dakikamızı sabah bu yöneyiz abi, dolar 10 lira olmuş. Hani hiç beklenmedik bir halde ülke şey oluyor hemen, yani, hal alıyor yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Öyle zannetmiyorum yani ben. Vardır diyorum. Vardır mutlaka vardır. Peki, yani. Yükselen ülkeler arasına girdik diyor, ekonomi büyüme olarak diyor. Ülkemiz gerçekten yükselen ülkeler arasına girdi mi? Ya mutlaka vardır yani öyle bir... Bu büyümeyi bir vatandaş olarak siz hissediyor musunuz? Ben hissetmiyorum. Neden abi? İşte ekonomi durumuna baktığıma göre. Cebe giren yok. Evet. Çıkan çok. Enflasyon falan nasıl? Yüksek mi ülkemizde? Yüksek tabii ki. Değil diyorlar. Neresi değil ya, görmüyor musun ülkenin durumunu? Peki. Cumhurbaşkanına göstermiyorlar mı, yansıtmıyorlar mı, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı görmezden mi geliyor? Onu tam bilmiyorum ya, ben zannetmiyorum yani, yansıtmadıkları da var tabii ki. Göstermiyorlar gerçekleri. Evet. Yani Sabah gazetesi, Akit gazetesi, Yeni Şafak, A Haber göstermiyor mu bu ülkenin durumunu? Tabii ki yani bilgisi olmuyor, bazı konularda bilgileri olmuyor yani hiçbir zaman. Onların hiçbir şeyden bilgisi yok zaten de. Yok, hiç bilgileri yok yani. Algı yapıyorlar. Evet, mutlaka. Peki yalakalık yapıyorlar mı? onu bilemeyeceğim ya. Sizce yalakalık yapan var mı basında? Vardır tabii ki, yalakalık yapan tabii ki. Çanak yalıyor. Öyle işte. Eyvallah, çok sağ olun, teşekkürler. Ona göre öyle. Vatandaşa göre? Ya vatandaşın halini görmüyor mu adam? Eve ekmek götüremiyorum dedi. Onu bile yanlış anladılar. Yani bu şey anlamında söyledi onu. Yani elbette ki herkese evine ekmek götürür. Ama mecazi anlamda. Yani yani ekmek götüremiyorum derken yalnız ekmek de değil. Yani diğer şeyler yani. Geçinemiyorum para... demek istedi zaten. Bravo. Burada. Doğru, evet. Aslında o arkadaş zaten yine o partiye oy veren bir arkadaşımızdı. Sonradan zaten söylediklerin hepsini yine yalanladı. Televizyon kanallarında gördük biz o arkadaşımızı. Yani insanlar omurgalı olmalı diyorum ben. Yani ya bir şey söyleyin veya söylemeyin. Peki efendim, dünyada büyüyen ülkeler arasına girdik mi? Yani şimdi benim yani buradaki kıyas kim? Dünyadaki mesela 20... Fransa, Hollanda, yok. G20'yi sayalım. Yok canım. Bizim onların şeyine girmemiz imkansız. Niye dersen, basit bir örnek. Almanya'nın yıllık ihracatı 1,5 trilyon euro. Bizimkisi ortada zaten. Yani 140, 130, 140. Hadi 150 bin dolar diyelim. Milyar dolar. Evet. Yani eşit değiliz. Şimdi
Yani nasıl söyleyeyim, kıyaslama dahi olmuyor yani. Eğer öyle olsaydı, yani o gün yine televizyonlardan duyduğumuz veya ne bileyim işte internetten, yanmıyorsam ülke adı İsviçre, oradaki asgari ücretin 33 bin lira, yani Türk parası karşılığı 33 bin lira olduğu, yani demek ki bu da aşağı yukarı yine 4 bin dolar civarında oldu. E şimdi burada 200... İsviçre frangı. Nasıl? Frank kullanıyorlar ya onlar. Hayır. Şimdi ben kıyaslama şeyden yapıyorum. 33 bin milyar liranın, pardon 33 bin liranın asgari ücret TL olarak söylüyorum. Evet. O bize göre ben hesap ediyorum. Yani biz şimdi dolar 8 lira oldu değil mi? 4.8.32 örnek diyorum ben. Yani onlar dolar üzerinden almış olsaydı 4 bin dolar alacaklardı asgari ücreti. E bizimkisi 300 dolar. Yani eğer bugünlerde yine düşmezse o ayrı konu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Şimdi güzel bir söz. Doğru söylemiş Cumhurbaşkanımız. Şimdi şöyle bir şey var. Bundan yaklaşık olarak 2 hafta önce gene bir YouTube kanalına ben bir röportaj vermiştim. Ben bu pandemiden ötürü açık ceza infaz kurumundan izine çıktıydım. Bununla ilgili yaşadıklarımı dile getirdim. Şimdi evime gerçekten ekmek götürecek pozisyonda değildim. Gerçekten değildim. Durum kötü diyorsun. Yani durum kötüydü ama halkımız duyarlıdır. Duyarlıdır. Ben yıllar önce bir şey ünlü bir iş adamlarımızın birisi siyasete girmişti. İsmini verirsem herkes hatırlayacaktır. Bir şey söylemişti. Ankara'da bir kolejin birisinde 45 dakikalık bir konferans vermişti. Onunla şunu anlat. 45 dakika konuşma yaptı ama herkesin uykusu gelmişti. Dedi ki arkadaşlar benden dedi siyasetçi olmaz. Ben dedi size dedi bir hikaye anlatayım dedi. Akabinden dedi noktalayayım. Bir ailenin bir tek çocuğu var. Baba işten yorgun argın geliyor. Yemeğini kahvesini içtikten sonra gazeteyi okuyor. Çocuk babanın paçasını çekiştiriyor. Diyor ki babacığım haydi Luna Park'a gidelim. 1, 2, 3, 5 aylar böyle geçiyor. Bir gün dayanamıyor. O dönemde o günkü haberle ilgili Türkiye ile ilgili bir haber var. Türkiye haritasını basmışlar. Baba büyük bir metanet içerisine haritayı kesiyor ve parçalıyor, çocuğun önüne atıyor. Diyor ki evladım diyor, eğer diyor bu harita bunu düzeltirsen diyor seni istediğin yere götüreceğim diyor. Tabii ki diyor. Baba tekrar gazeteyi okumaya başlıyor. Kısa bir süre sonra çocuk gene babanın paçasını çekiştiriyor. Diyor ki babacığım diyor düzelttim diyor. Hadi Luna Park'a gidelim. Baba büyük bir şaşkınlık içerisinde bir bakıyor harita düzeldi. Şaşırıyor. Ve çocuğuna şunu soruyor. Diyor ki evladım haritayı nasıl düzelttin? Baba çocuk diyor ki baba diyor ne haritası diyor ben harita falan görmedim diyor. Haritanın arkasında diyor bunun arkasına bak bir amca resmi vardı diyor onu düzeltirken ne diyor. Demek ki diyor harita da düzeldi. Şimdi bundan dolayı Türkiye'nin gerek ekonomik olsun gerek sosyal olsun gerek ülke olsun gerek bireysel olsun. Kişiler kendilerini düzelttikleri süreç içerisinde bütün her şey bütün taşlar yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Ha biz izine çıktık. Gerçekten bu konuda mağdurlardan birisiyim. Ben her ne kadar Türkiye topraklarının altında doğduysam da ben Türkiye Cumhuriyet vatandaşıyım. Çerkez olsam da, Laz olsam da her ne olursam olun. Ama bana sahip çıkan kim oldu biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı sahip çıktı. Devletimden ben bir kuruş yardım alamaz ikine. Türkiye'de Türk'üm diyen, Türkiye ay yıldızlı bayrağı kimliğini taşıyan vatandaşlarımız bana sahip çıkmışlardır. Allah razı olsun. Ve hepsine söyleyebileceğim tek kelime var. Yaşantıları boyunca ayakları taşa, gözlerinden yaş, kalplerine de ateş düşürmesin. Bizim Türk milletimiz
o kadar kudretli bir millettir ki bunu kelimeler bile ne kifayetsiz kalıyor. Ben Türk milletine her daim müteşekkirim. Emrine amadeyim. Allah razı olsun. Cümlemize. Ben teşekkür ederim. Tamam.